Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmaları yaptım bitti. Burada görev bildiğim safkanları aktaracağım ama baştan da söyleyeyim Diyarbakır benimle alakalı koşmuyor. Sonuçları benimle alakalı pek çıkmıyor. Öneriyorum, görüyorum atları. Hadi diyorsunuz at yok ortalıkta. O yüzden Diyarbakır'a dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. 6 koşulu programda 7 Algan'ın. Bu Yamak 1 yarış arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar Yamak 1. Burada her sonuç bekleyebilirsiniz. Atlara da çok fazla güvenemiyorum ama 7 tek önermedim geldi. Tek önerdim 0 çekti. Tek önermedim geldi. Bugün tek önerirsem gelmeyecektir. Önermezsem de gelir. Öyle hissiyata kapıldık artık 6 7 Algan'ın. 7 üzerindeki çocuğa yarış kazandırır bu grupta. Bu grupla alakası olmayan bir safkan. Algan Han. Risk ederseniz hani üzerindeki jokey yokmuş gibi görürseniz her 7 kazanır. Kapatın yoksa yani kapatmaya yakın tarayı indirin bu grubu. Her sonuç ortaya çıkar. İlk ayak. Hani bu ilk ayak AGF ağırlığı da var 7'de. Çok da güvenemiyorum. Gene tek olur da demeyeyim şimdi. 7 nolu safkan için. İnşallah da kazanır. AGF sonuçta. İkinci koşu şart 5. 1 nolu safkan. Kuponlarda mutlaka olsun. Zor bir koşudur bu koşular. Yani sebebini çok anlattım. Diyarbakır koşularının sebebini. Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ. Bir kuponlarda mutlaka olsun. 7 gene sürpriz potansiyeli duran. Bunlar para kazanamamıştı. Buralarda para kazanmaya çalışan eskinin iyi atları diyeceğim sadece. Kalan grubu ayırmayın. Yani 8, 3, 6, 4, 5, 2'ye kadar gidecek yarış. Alt gruptan da sürpriz potansiyeli para kazanamayan atlar var. Dengeli bir grup haline gelmiş. Çok at yazacaksınız ama hani kimi tek atalım derseniz zor bir tek bir nolu safkan. Kazanma potansiyeli bence yüksek. Ancak zor bir grup. Yani öyle kolay bir tek değil. Üçüncü koşu. Handikap 15, handikap 3. Bu olur bakın. 5 nolu safkan. Bu tek olabilir. Yani çok fazla rakip yok atın. 3 aprantili Muş fırtınasına geçilir geçilirse. Onun dışında Filitli. Çok fazla artısı var. Hem şartın hem kilonun hem kazancın. Yani bu atın işte eksik koşması, yani gitmemesi sonucu bir şeyler olacaktır. Kimi tek atalım? Direkt 5. Günün teklerinden biri. 3-1-4 AGF takip edebilirsiniz ve diğer atlar. Bence geçilirse 3'e geçilir düşüneceğim bu grupta. 4. koşu. Handikap gene. Handikap 16, handikap 3. Bir yalan dünya. Bu kilosuna rağmen bu grupları kolay geçebilen bir safkan oldu. Hala şanslı. Yine Ferid'in 53 kiloluk kosisi var. Bir türlü koşturamadık bu atı. Bak bir ikincilik 1-0. Bir ikincilik 1-0. Arkadaşlar böyle gidiyorlar. Burada herhalde iyi koşacaktır. 1-5 önermek diyeyim. Varsa diğer atlardan tuttunuz arkadaşlar. Birinin kazanması bana göre normal sonuç olur. 1-5-5-1. Beşinci koşu. Handikap 15 dişi, handikap 3. Burada da iki safkan direkt dikkatimi çekti. Yine ağır kilolu, grubun en ağır kilolu atı. Bu kısa mesafelerde her zaman etkili olurlar. İnci'nin kızı, bildiğim bir at bu gruplarda. Buraya getirilen bir attı bu. Bir iyi koşar, 5 rakip olur. Şarta uyumlu safkanlar bunlar. Hani AGF yazalım 3, 2, AGF'ler 6, almış AGF'sini. İnanmasam da olurlukları her zaman vardır. Ha burada nasıl diyeyim? Şu programda 6 koşulu programda bir tane at çıkartın. Herhangi bir atı çıkartın o gelir. Yani o kadar sıkıntılı bu Diyarbakır yarışları. O yüzden dikkat edin diyorum. Dek getirmek mesele. İçinize sinmiyorsa da oynamayın derim. En güzeli bu olur. Bir rakip 5 gördüm. Diğer atlardan tercih ediniz arkadaşlar. 6. ve son koşu. Genelde Ferit'le Maiden çıkartılıyor. Veriyorlar atları. 6 nolu safkanın kazanması normal sonuç. AGF doğru. Eksik koşar, koşturur, çıkartır, çıkartmazlar. O hikaye her zaman vardır. Hani
Diğer hatlar diyeceğim artık. Diğer hatlardan varsa inandığınız, benim pek inanasım yok kalan gruba. 6'ya inanmamın sebebi de Ferit. Maiden çıkarttıkları için Ferit de. O yüzden biraz da kalitede kalmış grupta. 6 ya tek olur ya herhangi bir hat. Bu kadar arkadaşlar Diyarbakır. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.